Evet, Sayın Meclis Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, kabul ettiniz. Bugün burada Kıbrıs Görsel Sanat Derneği yönetim kurulu olarak bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi yeni bir derneğiz ama geçtiğimiz yılda sergimizi sağ olasınız. Yine sizler gelip açmıştınız. Sizlerin himayelerinde açılmıştı sergimiz. Bu yılda çok güzel bir sergi planı var önümüzde. Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Takdir edersiniz ki Kıbrıs'ta unutulan meslekler var, değerler var. Böyle bunları biz oturduk, düşündük, biraz dolaştık, gezdik. Örneğin bir iskemleci artık var sanılıyor ama yok, çok az var. Evet. Bir tenekeci var sanılıyor ama belki bir tane bulursunuz. Bir zeytin değirmeni sadece iki tane kalmış koskocaman Kıbrıs'ta. Bu ve buna benzer onlarca değeri tespit ettik, bulduk. Neredeyse bütün ülkeyi baştan aşağı dolaştık, fotoğrafladık. İnşallah Ocak ayına muhtemelen açabileceğiz. Bununla ilgili sizlere daha geniş bilgi vermek için bir nezaket ziyareti gerçekleştirmedik. Çok sağ olasınız. Sizler de kırmadınız bizleri. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Nüfusumuzun 300 bin nüfusumuzda gerçekten üretilen çalışmalar sanat alanında, kültür alanında gurur vericidir. Hemen hemen her hafta sergiler açılıyor. Hemen hemen her hafta değişik sanat dallarında, sanat alanında görsel veya yazılı çalışmaları izliyoruz. Bunlar geleceğe umutla bakmamızı sağlar. Çünkü sanat hem günümüzdür, hem toplumsal belleğimizdir, hem üretmedir ve hem de paylaşmadır. O yüzden sizlere bu çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kültürler hızla değişir. Özellikle globalleşen dünyamızda maalesef bir kültürün veya en yaygın olan kültürün etkisinde kalma hız kazandı. O yüzden biz diyoruz ki dünyamızı güzelleştirecek olan kültürel zenginliklerdir. Bunları kaybetmeyelim. Biz de bu güzel adamızda bize ait kültürlerimizi, işte az önce söylediğiniz, işte bir yağ değirmeninden, bir boyacıdan, bir yorgancıdan, evet, evet. Bunları, belki bunlar yaşayan meslekler olamayacak ama bunların neler olduğu, nasıl olduğu, bu konuda toplum belleğine katkı yapmak ve gelecek kuşaklara bunları taşımak çok güzel bir çalışma, çok güzel bir proje. Bu yönde çalışan, üreten herkesi kutluyorum. Sizleri de yeni bir dernek olmanıza rağmen özellikle bu heyecanı içinizde duymanız ve bu yönde yaptığınız çalışmalar bize gösteriyor ki kalıcı ve uzun yıllar çalışacak bir, üretecek bir dernek olacaksınız. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben böyle bir sıkıldı herkes. Yarım saati buldu neredeyse. Bitti. Sürekli gündemi o kadar uzun konuşmaması lazımdı. Bir konuğum, bir misafirim falan.